Donanım Haber'den herkes selam beniniz. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Tatronix markasının uygun fiyat ve popüler kulaklığı Tatronix 92 modelini inceliyoruz. Müzik İlk olarak şarj kutusu tasarımıyla başlamak istiyorum. Ürünümüzün rengi mat siyah. Elinize aldığınız zaman gerçekten çok kolay bir şekilde tutabiliyorsunuz. Yani parlak siyah renklerde biliyorsunuz bazen böyle elinizden kayabiliyor yapısı gereğinde. Bunu da öyle bir şeyle karşılaşmadım. Gayet kolay bir şekilde tutabiliyorsunuz ve biraz küçük bir yapıda. Yani şöyle avucumu kapattığım zaman tam anlamıyla avucumun içinde kalabiliyor. Ön tarafa baktığımız zaman neyi görürüz? Bir de bildirim ledi var. Onun hemen altında ise Tatron dokusu konumlandırılmış. Onun da altına indiğimiz zaman da Type-C portunu görüyoruz. Ürünümüzü Type-C üzerinden şarj edebileceğiz. Şarj kablomuz ürünün kutusundan çıktı. Arka tarafında ise herhangi bir şey yer almıyor. Kapağını açmak istiyorum. Kapağını fark ettiyseniz iki kademeli şekilde açtım. Bir böyle açılıyor. Bir de tam baskı uyguluyorsunuz tam anlamıyla açılıyor. Bu güzel olmuş çünkü ağırlık hissiyatını oluşturmuş. Yani bu ne anlama geliyor? Yani uygun fiyatlı kulaklarda var ya böyle işte kapak sallanıyor bildiğin. Bunun önüne geçirmek için amacıyla yapılmış bir şey. Gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Hemen kapağı açar açmaz da karşımıza eşleştirme butonu çıkıyor. Aslında alışmış olduğumuz kulakların dışında farklı bir yere konumlandırılmış. Çünkü genelde hep arkasına ya da altına konumlandırıldı bu eşleşme butonu. Bu kulakla baktığımız zaman kulakların hemen iç tarafında bunu görebilmemiz mümkün oluyor. Ve burada karşımıza parlak siyah renklere sahip kulaklarımız çıktı. Kulakları çıkartıyorum. Yere bıraktım. Şimdi evet kulakları elime aldım. Görmüş olduğunuz üzere uçlarında herhangi bir silikon uç bulunmuyor. Kendileri açık kulaklık ve aşağı doğru uzanan bir yapıya sahipler. Ve kulağınıza taktığınız zaman mesela şu an kulağıma takıyorum. Birincisini taktım ve ikincisini taktım. Şimdi bu kulakları kulağımıza taktığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki, abi açık kulaklıklar genelde kulaktan düşeceğim hissiyatını bizlere sunardı. Bu kulaklık neden bunu sunmuyor? Şöyle bakın kulaklığın hemen alt tarafını indiğiniz zaman neyi görüyorsunuz? Burası genişlemesine tutulmuş. Yani buraya bir ağırlık dengesi oluşturulmuş. Bunu kulağınıza taktığınız zaman bu ağırlık sayesinde kulağınızdan bakın oynamıyor. Tabii ben genel olarak e, silikon uçlara sahip olan kulaklara alışkın olduğum için e, genelde bu tarz kulakları kullanmıyorum test etmek amacıyla ama ürünün kendisini kullandım. Kulakların sağ veya sol tarafları üzerinden de çeşitli kontrolleri yapabiliyorsunuz. Bu kontroller telefona dokunmadan işte parçayı değiştirme, siri aktif etme gibi şeyler olacak. Zaten sizler şu an ekranda kontrolleri nasıl yapıldığını görüyor olacaksınız. Sizler de eğer bu kulaklar sahipsiniz ya da satın alırsanız bu kontrolleri uygulayabilirsiniz. Ve son olarak şu detaydan basmak istiyorum. Kulaklarımız IPX8 sertifikasına sahip. Bu ne anlamı geliyor? Yani sıçramalara ve terlemelere karşı kendileri dayanıklı spor salonu gibi ortamlarda bu kulakları rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tasarımdan sonra ses özelliklerine değinmek gerekirse ürün içerisinde 13 mm büyüklüğünde pu ve membran sürücüler konumlandırılmış sürücü büyüklüğü bu fiyat bandı için gerçekten çok büyük. Deneyimlerim sonrası söyleyebileceğim güzel şeyler var. Ses yüksekliği çok başarılı. Basların uygunluğu fiyat performans kategorisinde yer alan bir kulaklık için gerçekten iyi. 53 Pro için düşündüklerimi bu kulaklık modeli içinde düşünebiliyorum. Hatta 53 Pro'nun silikonsuz versiyonu gibi de bu kulaklığı düşünebiliriz. Ama bazı farklar ortaya çıkmış. Ancak açık bir kulaklık olduğu için dışarıdaki sesler belli bir oranda da olsa içeriye gelebiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim bas performansı 53 Pro'da biraz daha iyiydi. Çünkü silikon uçlara sahip olması nedeniyle bu akustik dediğim şeyi daha güzel bir şekilde bizlere iletebiliyor. Silikon uçlara sahip olan kulaklar. Ancak bu kulaklık da şöyle. Şimdi biliyorsunuz herkesi silikon uçlara sahip olan kulakları kullanamıyor. Mesela benim kardeşim ben onun kendisini tam bu tarz bir kulaklık satın aldım. Çünkü diyor ki ben silikon uçlu kulakla rahat etmiyorum. Bu kulaklık bana göre hitap ediyor. Eğer siz bu tarz bir kulaklık istiyorsanız bu kulaklığı da gözünüz kapalı olacak şekilde satın alabilirsiniz. Çünkü fiyatına kıyasladığımız zaman ses performansı sunmuş olduğu özellikler gerçekten iddialı. Bazılarımız da şöyle diyor ki ben hem açık kulaklık kullanabilirim hem de silikon uçlara sahip olan kulaklık kullanabilirim. Burada tercih tam anlamıyla sizlere kalmış. Evet ses özelliklerinden sonra geldik benim en dikkat ettiğim testlerden bir tanesi olan dışarıdakiler benim dinlediğimi duyuyor mu testine. Şimdi bu kulaklar açık bir yapıya sahip çok üzerinde durduk. Açık yapıya sahip olması nedeniyle dışarıya sesleri biraz daha fazla verebiliyor. Eğer sessiz bir ortamdaysanız dinlediğinizi yanınızdaki kişiler duyabiliyor. Ama böyle otobüs, metro, işte tren gibi yerlerde bu kulakları kullanacaksanız ortam gürültüsünü çok çok zor şekilde duyulacağını düşünüyorum. Evet geldik benim önem verdiğim testlerden bir tanesi olan oyun gecikme testine. Şöyle bildiğiniz üzere artık mobil oyunlar hayatımıza daha fazla rol almaya başladı. Bundan kaynaklı da bu tarz kulakları çok daha yoğun olacak şekilde mobil oyunlarda kullanabiliyoruz. Biz sizler için PUBG Mobile'de bu kulaklığı test ettik. Şimdi beraber testimize yakından bakalım. Oyun testinden sonra sıra geldi mikrofon performansına. 310 liradan başlayan bir fiyatla sılan bu kulaklığın mikrofon performansı bence fiyatına göre oldukça yeterli olmuş. Şöyle bir detayımız da var. Şimdi bu kulaklar aşağı doğru uzanan bir yapıya sahip olduğu için ağza daha yakın bir şekilde durabiliyor. Yani normal kulakçık kulaklara göre daha yakın bir şekilde sesleri alabiliyor. Bundan dolayı ses yüksekliği biraz daha fazla olabilir. Benim yapmış olduğum testlerde ise dediğim gibi fiyata göre memnun kalabildim. Şimdi iki farklı ortamda yapmış olduğum mikrofon testine yakından bakalım. Sessiz bir ortamdayken bu ürünle beraber biriyle konuşursanız ortaya çıkacak mikrofon performansı bu şekilde. Şu anda sesli bir ortamdayım. Tatun 92'de gürültülü bir ortamda bu şekilde bir mikrofon performansını bizlerle buluşturuyor. Ve geldik batarya bölümüne. Kulakları 5 saat kesintisiz olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusu yardımıyla da 25 saate kadar bu süreyi uzatabilmeniz mümkün oluyor. Bunlar sizin yapacağınız ses yüksekliği ayarlarına göre değişiklik gösterebilir. Ben ortalama 5 saate yakın bir süre elde edebildim. Yani 4,5 saat gibi bir süre ortaya çıktı. Bu fiyat bandı içinde bence gayet ideal olmuş. Yani doların olmuş olduğu kulara bakacak olursak şu an 26 Ekim'deyiz. 12 lira seviyelerinde geziyor dolar. Ve son olarak bağlantı teknolojine değinmek istiyorum. Üründe Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanılmış ve kolay bir şekilde cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Kapağını açmanız yeterli oluyor. Anında cihazınıza bağlanmış oluyor kulaklığımızın kendisi. Şimdi beraber genel bir değerlendirme yapalım. 310 TL'den başlayan fiyatlar satılan bir cihaz için bu ürün bizlere neler sundu? Ses performansı fiyatına göre gayet güzel. Mikrofon da aynı şekilde. Tasarım derseniz işte kullanılabilirliği derseniz bence kullanıcıları yine memnun edecektir. Sizler Tahtronics 92 hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.